Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesela bugün Cuma'daki bir zevkimi paylaşayım mı size? Cuma'daydık ya. Siz hangi camideydiniz? Aşağıdaydınız. Ben şuradaydım. Çok ilginç. Bununla ben ne alakam var? Allah'ını seversen ya. Yeni yazdım. Şimdi yazdım. Çok tuhaf bir şey ya. Kafa durmuyor ya. Şunu söyleyeyim derse başlıyor. Akıl bir alettir. Araba kullanırken, bir iş yaparken bir niyet etme, meyletme aklı aktif ediyorsun. O işe arkada çalışıyor. Sen yemek yapsan da, temizlik yapsan da, şey yapsan da arkada çalışıyor. Yok birisinin kıracağım onun kafasını şöyle böyle veya cinselliği iş yapsan artık akıl onu durdurana kadar hep orada çalışır. Şimdi ona delil. Tuvalette hani tuvalette hayır veya şer bir şey düşünmemek lazım. Şeytan tuvalette hayırlı şeyleri getiriyor. Namazda da şer şeyleri getiriyor. Şeytanın ucu da ne? Namazdayım Cuma'da. Bak bana getirene bak. Getirdi. Gerçi çok hoşuma gitti. İşe yaradı şeytan ama namazdaki huzurumu bozdu. Son iki rekatımı bitirdi. Son iki rekat verdiğim için size okuyacağım. Son iki rekatımı bitirdi. Diyor ki ateş odunu yakmıyor. Allah Allah. Son iki rekatta şeydi. Ben farzdayım. Cuma'nın farzı değil. Vakti namazı. Zuhru harin. 2, 3 ve 4. rekatındayım. Şöyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ateş odunu yakmıyor. Maliki yevmiddin. Ne hayırdır? Bu kim? Bak şimdi. İyyâke nâbudû. Yani okumam da değişti. Şimdi bakıyorum. Ateş odunu yakmıyor. Neymiş biliyor musun? Beni yeter ki şu namaz huzurundan koparmak için bunu verdi. Ne verdi bak. Ateş odunu yakmıyor. Odunda hapsolan nur yol bulup çıkıyor. Yol bulan nur mutlak hür olmaya heyecanlanıyor. Kibrit ise oduna, nura odundan nura yol açıyor. Dışarıya çıkmaya heyecanlı olan ısı seni de kendine benzetmek için, hapislikten seni kurtarmak için, sana yardım etmek için seni sarıyor ısı. Yaptığın iyilik için nur da seni hem de yolunu hem de seni aydınlatıyor. Çok acayip bir yaklaşım abi. Değişik bir mülahaza bu sefer ortaya çıkıyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Hani dertler bana derman imiş. Şer nasıl hayır oldu? Hayır, şer zemininde tezahür etti. Oğlan dedim, sen kimsin dedim ya. Cevaba bak. Çok hoşuma gitti. Hani o heyecan vardı ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu çıkınca. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırata müstakim. Allah Allah. Yani bu hale geldi. Tamam mı? Okuman yani. Sonra dedi ki, dahi kimdir biliyor musun dedi son rekatta. Dahi. Acayip bir şey ya. Bugün çok bereketli geçti ama huzurumu, iki rekatımın huzurunu götürdü. Dahi kimdir dedi. Kimdir dedim. Enfus aleminde inkılap yapabilendir. İnkılap yapıp bu aşkı diğerlerine az mı gayretle aşılayandır. Dahi. Dahi de buymuş. Doğru veya yanlış bilemiyorum. Ateş tamam mı? Ateş anladık onu. O da çok harikaydı. Olan melun. İşe yaradın ama epey iki rekatımı götürdüm. İnşallah çoğu insanların istifade etmesine, duasına vesile olur da o nasıl şerde hayır olur. Onu inşallah bize de hayra sebebiyet verir de o sıkıntımızı giderir. Tamam mı? Bir de okuyayım mı? Bir de okuyayım. Ateş, bak nerede geliyor? Hep namazda.
Bir daha yapıyor. Tiyatro yapmıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Heyecanımı indirecek aşağıya. Havamı alacak. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tam heyecan yeri. İya, sana ibadet ediyoruz. Senden yardım isterim. Heyecanlı söylememe mani oldu. Dedi ki, ateş odunu yakmıyor biliyor musun dedi. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Hayırdır? Yani bir kere havamı indirdi. Ateş odunu yakmıyor. Ne oluyor? Odunda hapsolan nur yol bulup çıkıyor. Yol bulan nur mutlak hür olmak olmaya heyecanlanıyor. Kibrit ise odunda nuru çıkartmak için odunda yol açıyor. Dışarıya çıkmaya heyecanlı olan ısı da, yani o kadar heyecanlandı ki ısı, seni de kendisine benzetmek için, yani seni hapislikten kurtarmak için, sana yardım etmek için seni sarmalıyor. Yaptığın iyilik için nur da seni, hem yolunu hem de seni aydınlatıyor. Odun yanmıyor. İçindeki nur hürriyetine kavuşuyor. Kibrit ise o nuru ve narı, ısıyı odundan yol bulup hadi çıkın şş 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 demek için oduna yol yapıyor. Zemin oluyor abi. Evet. Ateş Adem midir abi? Adem hesabına çalışıyor. Adem değildir. Ondan şey yaptı geldi zaten. Hayır da var ama. Adem'i de var. O zaman yani şerri kalil, hayri kesir meselesi var ya. Mesela ateşin yaratılması hayırdır diyor ya abi işte. Yani o ateş zemininde Adem'e hizmet eden burada bir zeminde hayır ortaya tezahür ettiği yani ya. Kendi hayatında. Bu buradaki kanuniyeti yakaladınız mı? Peki böyle bakan bir insan musibetine, dertlerine, kederi ne olur? Evet. Musikinin tenevvüleri gibi geliyor. Ne olur? Böyle bakabilen ne olur? Vay be. Anladın mı? Peki. Şimdi konumuza geçiyoruz. İstifade edene. Dünkü derse devam ediyoruz. Şurada kalmıştık. Cümleyi okumayayım onu. Bir daha geri dönmeyeyim. Çünkü alıkoyacak beni. Ama tekrar olur size. Demek akrebiyetin inkişafı ve huzuru marifete bağlı. İmandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullah zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın kainattaki gurbeti mutlakasına kurtulmaktır. Mektubat 456. Bu iki tane cehennemden insanı kurtardığına yarım saat anlattım. Bir, vahşeti mutlakasından. İki, insan kainattaki gurbeti mutlakasından kurtuluyor. Marifetullah ve muhabbetullah ile. Bu yoksa bu cehennemden kurtulmak şansı yoktur. Cehennemi dünya, o cehennemin de cehennemin cehennemi, o 8 tane madde saydım. 4741. Cehennemin cehennemi odur. Demek marifetullah bizi dünyanın vahşetinden, bak demek marifetullah bizi dünyanın vahşetinden, hadisatın tazikatından kurtarır. Muhabbetullah ise kainattaki gurbeti mutlakadan kurtarır. Yani bunu konuştuk çok. Marifetullah ölçü birimi hadisatın bizim üzerimizdeki tesiratı ile orantılıdır. Muhabbetullah düzeyimiz ise, yani Allah'a karşı muhabbetullah, fanileri Rab edinme katsayımıza göre anlaşılıyor diye bağlam. Bunu yarım saat konuşmuştuk. Var mıydı senin? Yok abi. Aferin, ne yapacaksın?
Nasıl insan ma, hava ve ziya ve gıda ile tegaddi edip telezzüz eder? İnsan ma, ma nedir? Su. Su ve hava, ziya ve gıda ile tegaddi edip telezzüz ediyor. Öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envaiyle, marifet ve muhabbetin envariyle, envar, takaddi edip telezzüz ediyorlar. Sözler 353. Yani meleklerin de zevkleri zikir, tesbih, hamd, ibadet, marifet, muhabbet. Bu insanda cem olursa o anda meleki bir hayat yaşıyor. Meleki. Oteleri burada yaşıyor. Hani insani berzahlar vardı. 120. He? 121. Şualar. İnsani berzahlar vardı. İki tane vardı. Kimlerdi? Biri gaybi. Tamam. Gaybi burada yaşayan. Bir de şehadeti orada yaşayan. Kim diye onlar isimleri? Ha? Ebdallar vardı. Ebu Dal. Bir de şey gaybi diyorsunuz ama erkek insan adam diyelim, erkek. Erkeğe ne denilir? Şey insan adama rical. Nedir? Ricalun gayb. Ötekisi ebdallar var. Ha? Buradayken bizim gibiyken ondan sonra ötelere geçip yaşayan. Bu ebdal oluyor. Ebdal oluyor. Ricalul gayb, ötelerin adamı, Marifi Kerri, Hayat Arrani, Abdülkadir Geylani, burada yaşıyorlar. Veya Ustad 59 muydu mektubatta? 57 miydi? Diyor ki, evliyaların çoğu diyor. Bedeni misalisiyle dünyaya temessül edip buraya geliyorlar. Çoğusu. Size bir müjde vereyim. Kastamonu'da buldum. Emirdağ'da da şeyim var. Hamiyeti diniyesi, hamiyeti hizmeti, hamiyetin nispetinde vefat eden aynı dünyadaymış gibi icraat yapıyor dünyada. Nur talebesi. Şu anda şeyini yapamayacağım. Sayfasını hatırlayamıyorum. Bunu buldum yani. Aynı tasarruf ediyor. Tasavvuf yetkisine sahip oluyor. Niye bu yeti ve yetki veriliyor? Bu zaten yaşamadığı için. Hayatını feda ettiği için. Şehit gibi. Çünkü manevi kahramanlar şehitten üstündür. Çünkü alimin mürekkebi, sohbeti, yazısı, şehidin kanından evladır. Çünkü şehidi yetiştiren alimdir. Alimi kaldırırsanız şehit denen bir şey olmaz. Niye? Şehide o ruhu veren, o heyecanına takan, ona o terbiye veren alimdir. Es-sebubül kelfayı sırınca şehidin şehitliği ona vesile olana aittir. Alime aittir. Onun için alimin ilmine nispet ediliyor mürekkep. Şehidin hayatına nispet ediliyor kan. Hayat. Tamam mı? Su. Dolayısıyla şehit kendisini hay bilir. Alim ise, bu asrın alimi var ya, alim, mudakik bir alim, Risale-i bir sene anlayarak ve reddederek. Olur. Ha. İstifade ederek demiyor. Anlayarak ve istifade ederek demiyor. Kabul ederek. Çok fark var. Kabul ederek. Anlayarak ve kabul ederek. Mesela adam anlamış, istifade etmiş, fakat sadakati yok. Kabul etmiyor. Anlayarak ve kabul ederek, bu asıl nasıl bir alim oluyor? Mudakkik. Muhakkik değil ama. Evet. Hatırlar mısınız? Onu size burada bakayım. Nerede koymuştum? Tevhid 169'da
yanlış olmasın diye kaynağından okumak istiyor. Benim değil ha bu. Benim değil. Şeriat alimlerinin. Tahkik, muhakkik. Mudakik demek. Bu asın nasıl bir alim oluyormuş? Mudakik bir alim. Mudakik. Mudakik delilleri diğer delail ve berahin ile ispat eylemeye mudakik tabir olunur. Muhakkik ise meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene denir. Bir daha söylüyorum. Muhakkik meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene denilir. Ben dün şey okumuştum. Dün değil mi? Delil, burhan, hüccet. Anlıyor musunuz? Delil demiştik, ateş yakar. Burhan ise ona yakını var. Görüyor işte yani. Hüccet ise genele bir anlayış olmuştur. Şimdi muhakkik, bak bir de söylüyorum. Muhakkik, bunu buldum yani. Bu bana ait değil. İlmi kelam ulemasına ait. Külliyattan şey yaptığım bir şey değil. Meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene denir. Mudakik ise delilleri, yani daha mudakik, daha ileri. Delilleri diğer delail ve berahin ile ispat etmeye muhakkik denir. Yani mesela bunu Allah'a delillendirdik. Bu Allah'a delillendirirsen, yani musavir, mukaddir, mulevin isimlerini bunu tanımlar gibi Allah ile arasındaki bağ kurmuşum zannediyorum ama bu muhakkik. Aslında mudakik oluyorum. Yani bunu tanımlarken bu bil fiil, bunun nümuneleri bende var çünkü kainatın çekirdeği benim. Bende uyanmalar oluyor. Bu da mudakik. Bir daha okuyayım. Ölüden diriyi çıkartıyor. Ya sani, ya hay. Sanatlı yapıyor gübreden. Şeftali yapmış. Ya sani. Bir sürü fenler çıkmış. Değil mi? Ya hakim. Bunun olabilmesi için bütün kainat emrinde olması lazım. Ya hakim. Vesaire, tamam mı? A çekiyor. Hükmeden. Böyle tanımlarken muhakkik oluyor. Yani esma yoluyla müsemmayı buluyor. Esma yoluyla müsemmayı buluyor. Bunu tanımlarken onunla Allah'ın burada vasıf ve sıfatlarını, alametlerini görüyorum. Bu alim gibi şerh ediyor. Bak bir şey anlatacağım ha. Bununla onun arasını kurarken ben de bütün kainatın çekirdeği haritası, ruznamesi oluşumdan dolayı bu tanımlama bil fiildir bu. Bu ağaç bil fiil, ben de bil kuvve. Yani çekirdek bil kuvve, ağaç bil fiil. Bütün kainatın çekirdeği bende olma hasebiyle bunu tanımlarken, Allah ile nispet ederken, manay harfiyle bakarken bende uyanmalar oluyor. Ben de uyanmalarda meydana gelen bu enerji potansiyel tefekkür denilir. Bana kazandırdığı şey tefekkürle tevekkül oluyor. Eyleme dönüştüğüm zaman bu tevekkülü teslim oluyor. İçi oluyor artık. Ha? Antik oldu değil mi? Eyleme dönüşürse. Artık öyle bakıyorsun. Çünkü bunu muhakkik eşya ile Allah arasındaki bağı kurabiliyor. Delillendiriyor. Mudakik ise bu ona olan delilini kendisinde uyandırmış. Yani enfüse taşıyabilmiş. Hakikaten mesela şöyle diyeyim. Bunu gübreden bunu çıkartmış, renklendirmiş. Renklendirince ne oluyor? Allah mulevin. Hakikaten Allah haşa kör olsaydı, tövbe, bunu boya atamazdı. Çünkü ama doğuştan köre, oto kaporta boya dükkanını teslim etmezler. Doğuştan köre,
veya güzel bir böyle ressamlık masasına kimse oturtmazlar. Amanya oturduğunu göremezsiniz. Demek ki Allah bunu boyamışsa Allah kör değildir. Bu ilmen oldu. Muhakkik. Hikmet. Allah ile. Çünkü Allah'ı tanımlamaya çalıştım ben burada. Burada Allah'ı tanımaya çalışıyorum. Yani Allah nasıl bir şey? Bilmiyorum ki. Çiçek dedi ki bana gel bana bak. Ben sana anlatacağım Allah. Sen kimsin ya? Merak etme dur. Dur. Hem Allah'ı anlatacağım. Onu aralayacağım. Hem sendekileri uyandıracağım. Nasıl yapacaksın bunu? Bak bana. Neyle bakacağım? Risale-i Nur gözüyle bak bakalım. Bakayım. Şimdi mulevin. Yani renklendirmiş. Renk. Bunu böyle, bundan zevk alan, bundan böyle bu Allah'a nispet edilince ben de bir hani bakışımı okudum, bakıyorum ya mulevin. Bu faaliyetin adı tefekkürdür. Faaliyetin adı. Evellemektir. Yani kaynağınla düşünmek. Tefekkür. Fikir bir yoldur. Netice değildir fikir. Fikir yoluyla diyor ustad. Fikir bir yoldur. Yürüyen ya akıldır ya ruhtur. Fikir yoluyla. Şimdi ben bu faaliyetim tefekkür ediyorum. Fikir yolunu açtım. Allah'a bir yol açtım. Allah'ı tanımlamaya çalışıyorum. Ondan sonra bu bana dedi ki Allah seni biliyor. Nereden biliyorum? Bak diyor bu gübreden şeftali çıkarttı. Rengini senin gözün hoşlanacak şekilde boya atmış. Kör olsaydı, senin gözünü bilmeseydi bu boyaya yatamazdı. Doğuştan ama bu boya yatamaz. Senin gözünün zevkini bilen atıyor bunu. Sonra dilini biliyor. Dilini bilmese bu gübreden, bu pislikten affedersin bilmem ne olurdu. Ama buradan çıkan şeftalide diline uygun bir zevk var. Şey, lezzet var. Şöyle, tabi. Zevk var. Dilde zevk var. Dimağda yani onu fark eden lezzettir. Lezzet daha arkada. Şimdi bu şekilde ben düşünüyorum. Düşünüyorum. Okuyor. Bu faaliyetin adı tefekkür. Ne hangi yöntemle yapıyorum? Fikir yoluyla yapıyorum. Yoldur fikir. Yani Risale'deki tabirleri yeri yerine oturtursan yürümek çok kolay oluyor. Yorulmuyorsun. Senelerce artık. Şimdi bundan sonra fikir bir sürü 10 senede konuşsan bu şekilde bilmezsen, yani bir yöntem bilmezsen şey yapıyorsun yani. Bir sürü hala dönüp bina okur. Dönüp emsili okur. Dönüp bina okur. Bina okur, emsili okur. Bina okur, emsili okur. O kadar yani. Ne oldu yani bildin de? Bina, Saf ve Naivi bildin de ne oldu? O vasıtaydı. Aletti. İki ağızda anahtardı. Hiç kullanmadın, tamir etmedin ki. Bu yöntemin adı fikirdir. Burada yürüyen kişi dimağdır. O dimağ bütünlüğüne tefekkür denilir. O yürürken yolun kenarlarında ileride duyduğu, gördüğü, kokladığı, gördüğü, hissettiği şeyler tefekkürden ise insanda ne oluyor? Tefekkürden daha ileri tefekkür tevekkül oluyor. Sonra teslim olacak. Sonra tevekkül olunca vay be, tefekkür yüreğin zat elde edilen tevekkül hasbunallah, her şeyin sahibi hakikaten öyleymiş. Tevekkül oluyor. Vay be. Her şeyin sahibi oymuş. Ben o zaman niye böyle langur lungur yapıyorum? Niye kendime sahipleniyorum ki? Haksız temellük. Yani psikoloji bozukluk. Kim bozuk ki? Kimin malıysa o bozuktur. Bana ne yani? Yani ben bozum. Ne bozuk? Sen öyle bir şey değil. Sen beden değilsin sen. Yani bu tefekkür ederken kokladığın, duyduğunla sende oluşan ince bir haller var. Hal. Hasbunallah ve nimel vekille ifade edilen tevekkül sırrı sende oluyor. Maşallah. Değil mi? Maşallah, barakallah oluyor. Geldin dünyaya, eyleme dönüştüreceksin fiilde.
ne çıkar? Teslim. Tefekkür, tevekkül, teslim. Sadakat oluyor abi, o da işte tersten gidiyor. Hazreti Ali ilim, ondan sonra hicret etti. Hazreti Osman içeri girdi. Hazreti Ömer ve en sonunda sadakat şey Ebu Bekir abi, tersten gidiyor yani. Allah Allah. Bir çok antika. Şuradan böyle gidiyor. Şuradan böyle gidiyor, tersten gidiyor yani. İlk önce öyle ilimle taşınıyorsun. Böyle gidiyor. İçer, evet, onu düşünmemiştim. Şey hicret ediyorsun. O senin içine artık hicret evet. ediyor. Yani olay, hani bir dersim var ya, kendimi çok özledim. Beni bulan bana haber versin. Ben kayboldum. Yani bu şey zannedilmiş ki bir belagat, bir böyle bir usul. Hayır. Ben taşınmak istiyorum. Dışarıdan içeriye. Aslıma. Tanışmak istiyorum. Yabani ve yabancı kaldım. Unuttuk birbirimizi. Silah-ı Rahim'imiz kalktı. Silah-ı Rahim'i Paris'te aradık. Silah-ı Rahim yapamıyor. Tanışmıyoruz. Unuttum ben kendimi. Tanıyamadım vicdanımı. Fıtratımı tanıyamadım. Tanımlayamadım. İfade edemedim. Çünkü niye? Gurbette kaldım. Unuttuk. Sıla bağım yok. Rahime bağım yok. Rahim beni inşa ettiren anne karnıyken aynı zamanda onu kuran Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimdir. Rahimde ben inşa edildim ve buraya intikal ettim. O zaman sıla bir annedir. Rahim ise inşa edildiğim yerdir. İnşa edildiğim yerle inşa kaynağı arasındaki bağ da sıladır. İşte beden ruh ilişkisi, akıl kalp ilişkisinde silah-ı rahimsiz, yani kopuksuz bizi gurbete attı. Sıla bağdır. Rahim inşa edildiğin yerdir. Ruhunu inşa eden. Sıla-i Rahman değil. Sıla-i Rahim. Yani ruhsal bir bağ, ruhsal bir olgunluk, o yapı, sistem, inşaat. Onun için dışta ne kadarsanız o kadar sıkıntınız vardır. Çünkü dışarıda rüzgar esiyor. Yağmur var, güneş var. İçeride hiçbir şey yok. Gölgedesin. Sıralandırmayı ters yaptık abi. Rahman derdik. Rahimi dışarıdaki kainatı içeri taşıyacaktık. Biz zıttını yaptık. Yani zıttını yaptık. Rahmi Rahman'a taşıyacaktık. Evet. Hicreti ters yaptık. Ters yaptık. Ters yaptık. Zaten yukarıda da dün de şey okumuştuk. Diyor ki, demek marifetullah bizi dünyanın vahşetinden ve hadisatın tazikinden kurtarıyor. Muhabbetullah ise kainattaki gurbeti mutlakadan seni kurtarıyor. Gurbetteyiz. Gurbet diyor abi. Kainata gurbet diyor. Gurbet olmayan yer rahimde. Anladın mı? Yani bunlar bana cerbe şey yapıyor böyle, lafı güzaftan bahsediyor sana. Ben bunu çalışa çalışa, bu araya getirile notlar ala ala, tefekkür ede ede. Bak biraz önce işte sen vardın. Cuma'da bak beni meşgul. Çünkü durmuyor. Ben Cuma'ya giderken de, kapıdan çıkarken dedim ki, tamam mı? Dedim ki, beni rahatlatacak bana bir şey bul. Bak Cuma'ya gidiyorum. Arabayı kullanırken yap. Bak, yollar var, sağa sola yapıyor, tamam mı? Bak beni rahatlatacak bana bir cümle bul, tamam mı? Veya derse gidiyorum. Haşirle alakalı. Tamam mı? Bana bir cümle bul. İşte dedim ki Fransa'ya gidiyorum, tamam mı? İnsanların mutluluğu için, sıkıntısını kalkması için bana bir şey bul dedim. Dün biliyor musunuz? Araba kullanıyorum. Dün. Ondan sonra var bir de. Yani bir sürü, o kadar geniş bir mevzu ki nereden gireceğimi 10 günden önce hesap ediyorum. Nereden gireyim bu konuya? O kadar acayip ve malzemem çok. Yani en faydalı, en kısa zamanda nasıl yapayım dedim. Adama araba kullanıyorum. Anladın mı dedim akla. Akıl bir aletti. Bir kere ona inan. Ne verirseniz öyle çalışıyor. Arka tarafta. Haberin olsun olmaz. Ben araba binerken aynı böyle yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Çalış. Ben dedim tepeciye gidiyorum. Aynı şöyle cevap. Tamam. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun efendim diyor. Akıl efendim diyecek. Ne istiyorsun?
Bak ben gidene kadar tepeciye Fransa'ya gideceğim seminer. Konu şu. Sıkıntıdan kurtulmak için akıl ve tiyatro yapmıyorum anlatarak. Size bir sistemin çalışmasından bahsediyorum. Balık vermek istemiyorum şimdi. Balık tutulmasından bahsediyorum. Bak dedim bilerek inan size yalan mı söylüyorum? Aynı konuşuyorum. Ben orada dedim akıl ve duyguların kontrolü. Yani sıkıntıdan kurtulmak için aklımı tutamıyorum. Düşüncelerimi tutamıyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum diye soru çok geliyor. Buna ait bir konferans vereceğim. Konu çok büyük. Şimdi sen bana nereden başlayacağını sıralayacaksın bana. Nereden başlayayım? Tamam? Tamam dedi. Hadi kapattık bilgisayarın. Yukarıda ince noktaya bastım. Çalışan sistemi aşağı indirdim. Ekranda kimse yok. Arkada çalışıyor. Tak 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 tak. Ondan sonra Furkan'la konuşuyoruz yol arkadaşım. Ama tabii Furkan şey yok. Bazen dalgınlık oluyor. Öyle falan soru soruyor. Dalgınlıkları mı? Adam buldu. Dedi ki herkes bunu anlatır. Herkes bir şey der. Psikolojiciler gidiyor, psikiyatristler gidiyor. Sen de psikoloji çok şey anlat. Bunlar temelde çözüm değil. Bu arada araba soluyor falan. Çözüm ki peki nereden? Bak insan kendisini tanımlayacaksın ama insan kendisini tanımladıktan sonra adam nerede ne yapacağını kendisi karar verir. Sen şöyle yapın, kendin güven ortamına at. Yok televizyondan uzak dur, yok şu kitapları oku, yok bu arkadaşlar. Onları anlatma. Onlar zaten o da biliyor. Ne anlatacağım dedim. Bu arada kamyon solladım. Ne anlatacağım? Sen o harita insan ne hangi alemin hulasası? İnsanı bir tanımla alemler. O alemler insanı ziyaret ettiğini, şeytanın olması, o alemlere bakınca o alemler ha şeytan da olması lazım bizde canım. Vay be o alemleri tanımladın mı insanı? Alemleri insan kimdir? Neyin cemidir? Adam bunu bir seyretti mi? Vay be. O zaman artık biraz önce derste anlattığım gibi ateş odunu yakmaz. Kilbit odundan delik açıp içeride heyecanla hür olmak isteyen nur dışarıya fırlamak ister. Ama dışarıda ateş odunu yakıyor gözüküyor. Batında ateş odunu yakmaz. Hapsolan nur dışarıya çıkmak heyecanı ve hürriyet aşkıyla bekler. Kilbit orada delik açınca fırlayıp çıktı işte. Ama dışarıda böyle diyorlar. Ateş odunu yaktı. Oysa nur aslına döndü. Hapsedilmişti. Karakteri değiştirilmişti. Zorla konuşturdular. Kelepçe vurdular adama. Sıkıştırdılar. O kadar sıkıştırdılar ki odunlaştırdılar. Her yerde olanı bir yere koydular. Odun diye bir de anıldı. Adam "Hey sağ olasın kirbit" dedi. Bana yol açtın diye fırladı gitti. Bunun gibi olacaksın. İnsan kendi yapısını bilirse, kendisini tanıma sistemini bilmesi lazım. Diğer bilgiler, şunu ortamını şöyle yap. Kitap oku. Doğru adamlarla otur. Bilmem, onu zaten biliyor. Veya bilmeyenler de var. Onlar kökten çözüm değil. Ve her yerde öğrenilmesi gereken, o açabilir, ha o. Öğrenilmesi gereken şeyler. Öyle bir şey ki bir şey ihmal ediliyor ilim dünyasında. Bu kadar konuşulduğu halde yani gene olmuyor. Bir ciddi bir sorun var. Olayı çözümlemede kökte nedir o? İnsan kendisini tanımıyor. Tanısa kendisini yol bulacak. Tanımıyor. Tanıştırmak istiyoruz içeriden, içeriye. Dışarıdan içeriye tanıştıracağız. Bak kim var? Kimsin sen? Adam bakacak. Vay be. Dışıyla içine bakacak. Harita. Haritalık ders yapacağız. Harita. Sen kimsin? 18 bin alemi haritala. Vay be. Hayret işte şu anda koltukta oturan bunların cemi sensin. Şimdi koltuktan kalk. Ne yaparsan yap Fransa'da. Sen bulsun. Artık o bulur. Anlamışsa biraz ağacın tepesinde de namaz kılar. Abdesti yoksa ağaca teyemmüm eder. Çünkü caizdir. Topraktan olan her şeyde teyemmüm caizdir. Plastik karışmayan kumaşta bile teyemmüm yapabilirsiniz. Hapsedildiniz, yapabilirsiniz. Toprakta yapıldığı için. Camda yapabilirsiniz.
şundan bilmiyorum ama kireçten oluyor. Bunda eğer plastik varsa bilmem. Ama eğer hapsedildiniz, hapiste böyle renkli şey olmaz. Hapiste badana var. Badana da teyemmüm olur. Çünkü teyemmüm demek aslında hicret ettirme vesilesidir. Toprak. Anlıyor musunuz? Üstümüze defnedebilir miyiz? Kendimize yapabilir miyiz? Tabii kendinle abdest. En güzel abdest kendinle alırsın. Evet. Ama benim gibi pamuk yersen 5 tane petrol ofis giyeceğine 1 tane Adana pamuğu giy. Petrol ofis. Mesela ekmekler var petrol ofis. Bütün içecekler petrol ofis. Giyecekler petrol ofis. Kimyasal. Adam gibi bir tane bir şeyi. Adam 10 tane petrol giyeceğine 1 tane adam gibi giy. Ha? Bir tane. Abi petrol nedir? O sana ne olduğunu sana anlatır. Çıplak olarak giy. Kazak da daha belirgin. Gömlek daha beter ama görmüyorsun. İletişim küçük küçük oluyor. Gece çıplak olarak bir kazak giy petrol ofis. Işık sönsün. Birkaç dakika dursun üzerine. Çıkart bakalım bak. Çıt 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 çıt. Peki çıkartmadan önce neydi? Hop iletişim kurmuştu. Petrolla iletişim. Ondan sonra abi sıkıntı var ya. Elbette ki sıkıntı olacak. Tamam. Ben dersi böyle detaylı zannediliyor da yaşanan böyle böyle bir bilgi aktarımı sevmiyorum. İlle halle yaşanır. Uygulama şeklini görmek istediğim için gösteriyorum. Ben görmek istiyorum. Tamam. Şimdi bak gelelim. Hasan abi. Ne olduğumu bilmiyorum. Nerede ne yaptım bilmiyorum. Nereye açtık? En son teslimde kaldık. Teslimde mi kaldık? Bunu niye açmıştık? Ha. İlim malum vardı. Marifet şey ilim. Tamam evet abi şey seni. Boş ver şimdi bunları. Demiştin ya bir Yunan Galen kitabından bir sayfasından çıkardığın mana. Yani insan 500 sene atıyorum her gün bir... Evet ben çıkarttım. O çok ilginç değil mi? Tekrardersin abi, yani konuyla alakalı ya. Tamam. Çok etkilenmiş bizim Furkan. İmam-ı Gazali'den aldım. Ama Allah'a hamdolsun yayılıyor. Diyor ki, 500 sene alimleri dinlesen, 500 sene, her alimin konuşmasını ezberlesen, sen kitap okumadıkça alim olamazsın. Çünkü Allah oku demedi. Dinle demedi. Tövbe oku. İkra bismi rabbikellezi halak. Kendini okuma. Kendini okuma orada. Ne okuyacak ki? Okuma bilmiyor ki. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Ümmi olan Allah öyle söylüyor. Sen ümmiyetsin. Ama ümmiye diyor ki oku. Ümmi okunur mu? Ne okuyacak ki? Kendini oku. Ben bilmem dedi. Cebrail tekrar sıktı. Oku. Bilmem dedi. Bir daha sıkınca hani gözü kapat içeri seyrediyor. Allah Allah. Şimdi oku. Vay be. Gözüm oraya bakıyor zannediyorsunuz ha? Böyle acayip. Tamam. Tır 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 tır. Okuyor. Neler varmış ya? Hani hey ben buradayım. Daldı. Ha öyle mi ya? Hani bazıları dalar ya. Zannediyorsun oraya bakıyor. Derste de öyle. Bazıları dalıyor. Hey yapıyorum. Tuhaf bir alemdeyiz. O kadar garip. Hiç alışamadım ben buraya. Hep gurbette hissediyorum kendimi. İnan. İnanın itimat edin ya. Hiç alışamadım. Hep özlüyorum. Kendimi. Hep özlemişim. Ondan yazmışım zaten. Kendimi çok özledim. Gurbette kaldım. Unutturdular beni bana. Hicret etmek istiyorum. Allah kendisine nasıl yakışıyorsa ustadımıza öyle muamele etsin. Vesile etti de kendimle tanıştırmaya vesile oldu. En büyük bana iyiliği
kendimle tanıştırdı. En büyük bana iyiliği kendimle tanıştırdı benim. Ya. Olmazsa ne yapacaktı? Düşünmek istemiyorum. Allah kahretsin, yalan söylemiyorum. İş olsun, belagat olsun diye konuşmuyorum. Konuşmadım yani. Bu olmasa ben ne yapardım? Bunu düşünmek istemiyorum. Allah kahretsin beni yalan söylüyorsam. Bunu, aynı soruyu. Bunu düşünmek istemiyorum. Psikolojim bozuluyor. Sonra cevap şöyle buluyorum, geçiştiriyorum. Bu olmasa bizde olmaz. Ne olacak ki? Dert var, derman yok. O zaman dert yok. Adam kafir, küfür, her şey yapıyor. Yani zina yapıyor, şey yapıyor. Ama din gitmediği için kutuplarda Allah'a hesap sormuyor. Herhalde biz de böyle olacaktık. Şimdi bu acayip ya. Şualara bak, 121. İnsani berzah olur diyor. Yani bazı insanlar bu insanlarla, dünya ile Allah arasında bağ oluyorlar. Bunlar insani berzahtırlar. Geçiş, tünel gibi, koridor gibi, köprü gibi. İnsanı Allah'a bağlıyorlar. Kimler? Bazı insani berzahlar. Kim? Üstad gibi zatlar. Çok acayip ya. Garip memleket. Kıymetini bilirsen burayı, üzmez seni. Çünkü insanın hakikati, dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden dünyanın hiçbir olay onu ezemez. Bir daha söylüyorum, ezber değil. Dünyanın hakikatini, kendi mahiyetini bilen dünyanın hiçbir hadisesi onu çökertemez. Mümkün değil. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olamaz yani. Ben musibet rastladı. Zaten böyle olacaktı canım. Ne olacaktı ki? Der ve geçer. Niye böyle oluyor? Allah Allah, olmaz. Öyle bir derdi yoktur adamın. Burada değil ki zaten. Evet. Kanser oldu. İsmail dayı. Affınıza sığınırım. Kullanacağım tabir onun. Affınıza sığınarak ciddi bir şey anlatmak için kullanacağım. Kur'an'da kullanıyor. Risale'de de var. Dedim ki İsmail dayı hazmetmiş bir nurcu. Mehmet Emin Birinci abi var ya, duymuştunuz. Onun akrabalarından. Benim de akrabamdır. Mehmet Emin Birinci abi akrabamdır. Dede tarafımdan. Dedemin annesi o ocaktan gelmiş. Yani dedemin annesi. Erkek tarafı değil. Oradan biliyorum. Nurcu. Ceylan abinin de kayınpederinin babası veya dedesi. Kayınpederi. Öyle, İsmail dayı. Kanserdi. Ziyaret ettim. Bak bana ne dedi. Ama iyi bir nurcu. Tefekkür et. Yatıyor, kanser. İsmail dayı, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sanki ben hasta benim, o şey. O daha canlı. İsmail dayı, selamun aleyküm selam. Allah Allah, o kadar canlı. Nasılsın? Elhamdülillah. Ala külli hasi ve küfrü ve dalan. Dedim durumun nasıl İsmail dayı? Hasan Hoca, buyur dayı. Bir, özür dilerim. Bir damla pis sudan olan vücuttan bu kadar bekliyordum. Başka bir şey beklemiyordum ki, özür dileyim. Bir damla pis suyunun üzerine kurulan sistem bu kadar olur. Ben kendimi bu cesedin üzerine kurmadım ki bunun üzerindeki sıkıntılardan sıkıntı çekeyim. Ben hayatımı başka şeyin üzerine kurdum. Ulan kalk diyesim geliyor. Kalk, sen ayakta ol, ben yatayım. Ölü benmişim. Kanser benmişim. Kanser biz olmuşuz. Adamın cesedi kanser olmuş. Ruhu hür olmuş. Çoğu insanlar var. Ruhu kanser, cesedi sağlam. Olsa ne olur? Namaz yok, ruhu kanser. Oruç yok, ruhu kanser. Dava yok, ruhu kanser. Tefekkür yok, ruhu kanser. Davası yok, davası. Kalbi bir şeye atan, kalbi bir şeye atmıyor. Ruhu kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur? 350 sene yaşamış. Firavun. 350 ya. Ha işte İngiltere'de. Rezil rüsvay. Maskaralık için tutuyor Allah orada. Tasmayla bağlamış orada. Çürütmüyorum diyor. Bir tasma işte. Çürümekten korkuyorsun. Niye? Ya keşke çürümesem. Firavun da çürümedi.
Ey cesedim çürümesin istemeyen, ey toprağa girmek istemeyen. Firavun da toprağa girmedi. Böyle mi? Abi o istisna. Nemrutlar var, firavunlar var, Anit Kabir var. Firavunu görmüyor musun? Adam mumyalı. Toprağın içinde değil. Mısır firavunları çalmış İngiltere müzede, orada İngiltere'de Kahire'de de gördüm onların müzesinde mumyalı. Hiçbirisi girmemiş toprağa. Abi uzağa gitmene gerek yok. Arkeoloji müzesinde var burada. Topkapı Sarayı'nın hemen az aşağısında. Evet, evet. Gülhane Parkı'na inerken. Ha bilmiyorum. Bildiğim şeyleri söylüyorum. Gittim yani. Tamam. Gördüm. Ey toprağa girmekten ve topraktan korkan insan. Aa girmeyenler var. Öyle mi olmak istiyordun? Peygamber toprakta. He? Firavunlar dışarıda. Bir tanesini de tasma bağlamış Allah. Hadi lan. Vazife yap. O gelenlere Firavun İngiltere'de yani havlıyor, yani konuşuyor. Çürümemek bir bağdır. Hayatın bir bağı yani. Seni bağlamış. Ötekisi de mumyalamış. Allah. Anıt kabiri böyle gidiyorlar. Medine'ye, Resul'a böyle yapıyorlar. Çok acayip. Ya. Hayatı iyi okumak lazım. Bu hayat çok güzel. Ya. Doymaya, yaşamaya doyamazsın yani. Doyamazsın vallahi. Dolu dolu. Hayatın içini doldurman lazım. Boş yaptın mı? Gayen yoksa, yani diman bir şeye çalışmıyorsa, kalbin bir şeye atmıyorsa, yaşadığında ne oldun ki? Bir şey daha anlatayım. Nasıl konu? Başka bir konu var gibi. Hocam, camide imamım Almanya'da. Hocam, buyur kardeşim. Hocam çocuğu okur musun? Ya ben anlamam ki bu işleri. Okuma okuma nereden çıktı? Hoca değil misin? Ay daha Almanya'da hoca oldun mu? Tamam. Neyse. Şimdi ne oldu çocuğuna? Diyanet'in cami hocasısın ya. Ya dedi çocuğum dedi odadan çıkmıyor. Ne kadar oldu dedim. 3 ay. Yok tabii. 6 ay. Okula gidiyor, eve kapanıyor. Hiç odadan çıkmıyor. Peki kaç yaşında bu? Ya 17 ya 19. Öyle bir yaş dedi Mesut. Bir de anlattım mı? Bir de anlattım. Tekrarlarsın ve lefkan 180. Ondan sonra dedim. Allah Allah. Peki bu merak ettim. Bu çocuk ne yapardı? Hocam o kadar canlı kıpır kıpırdı ki aklın durur. Ne yapardı? Diskotekten çıkmazdı. Okuldan diskoteye bilmem nereye zıkkıma şuna gider. Allah Allah. Allah rahmet etmiş işte dedim ya. Çıkıp da ne yapacak? Diskoteye mi gidecek? İyi ki çıkmıyor. Dedim yaşadı da. Dışarıda yaşadı da ne oldu? Ben okuyacağım da düzelecek de gene öyle mi olsun? Daha iyi. Okuyayım da biraz da kalsın odada. Ne dedi biliyor musun? Kapıyı kapatıyor. Hakikaten dedikleri gibi delinin birisiymişsin dedi. Benim için öyle demişler. Gidiyorsun ama demiş. Deli bir adamdır. Tamam. Hakikaten dedikleri gibi delinin birisiymişsin dedi ya. Gitti. Aklını almadı adamı ya. Almaz. Devam. Nasıl insan ma, hava ve ziya ve gıda ile tekaddi edip telezzüz eder, öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet. Melekler zikir, tesbih, hamd, ibadet, marifet, mabetullah envari ile tekaddi edip telezzüz ediyorlar. Ne açıldı burada? 353'tü sözler. Yani insanda melekiyet hayatı başlıyor bu anda. Şu anda biz, beşeriyetimiz yok şu anda. Şu anda... Beşeriyetten çıktın. Beşeriyet yok. Yani çabuk olduğu için fark etmiyoruz. Şu anda melekiyet hayatı var. Melekiyet. Melik olmak. Malik olmak. Taşınmak. Su, hava, ziya insanı besliyor. Lezzet veriyor. Maddi ve manevi bakılırsa marifetullah buranları da ruhun gıdası. Nasıl ki su, hava, ziya insanı besliyor değil mi? Nefes, hava, su, ziya. Ustad diyor ne kadar da lazım biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Hangi gıda ne kadar da lazım? Her an? Her an havaya. Her hafta? Ziyaya. Her gün gıdaya.
Her gün gıdaya. Peki. Mesnevi Münire'yi mi getirir misin? 20 gün vardı. He? 20 gün vardı. Evet. Lemalarda 20 günde bir Nisa'ya. Kalı Mesnevi Nuriye'de ayda bir diyor. Ondan sonra değil mi? Sistem öyle çalışıyor. 15 günde bir su oluyor. 15 günde bir ihlasa. Bak fikrimizi çevirdi, gördün mü? Ondan sonra şey, su. Su ne kadardı bilmiyorum. Su. He? Bu su ama konumuz bu değil işte. Orada bulalım. O 527 de anlatıyor. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. Onun dışındaki israftır. 527 gelsin, onu da okuyayım, herhalde suyu da söyler. Bu lemalar 198. Hemen abisi. Kusura bakma. İdare çek. 527. Burada. Bakayım o. Suyu merak ediyorum. Ben bir şey araştırmak. Hah. Su var. 3. nokta. Bilmiş ol ki cismani acetler nasıl ki vakitlere göre ayrı ve muhtelif oluyor. Mesela hava gibi bazılarına her an ve bir kısmına midenin harareti zamanında su gibi her vakit. An değil bu, vakit. Vakit, vakit gün olur, hafta olur. Vakit. Bak, ve bir kısmına midenin harareti zamanında su gibi her vakit. Ve bir sınıfına gıda gibi her gün ve bir nevine ziya gibi her hafta ve bir taifesine nisa gibi her ay ve bazısına bütün ilaçlar gibi her sene alep olarak muhtaçtır. Ve daha buna göre kıyas et. Bir yerde okudum, ömrümde ilk defa böyle bir şey duydum dedi. Nereden okuyorsun dedi. Dedim Risale-i Külliyatından okuyorum. 14. Reşad'dan, Mesnevi Nuriye'den. Allah Allah. Tabi İnce Mesnevi Nuriye'de bu 23. sayfada geçiyor ama bu şekilde tercüme etmemiş Abdülmecid abi. Aslında Arapçasında var. Baktık. Aslı Arapçasında var. Efendim 527. Burada anlatıyor. Ne kadar hulasa. Yani insan muhtaçtır falan diye o şey yapıyor. Burada ne yazmışsa Badullah abi, Allah hayırlı ömür versin. Tercüme ettim Mesnevi Nuriye'yi. Çok severim, çok muhabbetim vardır. Badullah abiye dua ederim. Dua da etmenizi isterim yani. Allah hayırlı ömür versin de şey yapsın diye. Asar-ı Bediye'de 596'da geçer. Lemalarda 198'de geçer. Gene burada 278'de bu gene geçiyor. Tamam mı? Bak bu tercüme olduğu için Risale-i'nin külliyatının üzerine bunu koymuyorum. Bunu da Sungur abiden öğrendim. Sungur abi 1985'te Fındıkzade dershaneye gelince bir şey sordu. Bana git göster dedi. İlmi Alden, Ömer Nasuh Bilmen'den İlmi Alden gösterdim. Tamam, aferin dedi. Ondan sonra ben de onun masasının üzerine Risale-i Nur'un üzerine ilmali koydum. Gözlüğü böyleydi. Hemen aldım. Ahi, bu buraya, bu da buraya olur dedi. Bunun üzerinde ancak Kur'an olur dedi. Veya hadis. İlmihal, Ömer nasıl bilmeni Risale'nin üzerine koymaya müsaade etmedi. Bunda da beşerilik var. Tercüme. Bunda da beşerilik var. Mesleği. Bunda yoktur. İlham var. Anladın mı? Böyle olur. Bu ustad gördüğü için, bunu Badıl abininkisini görmediği için, Badıl abininkisi beşeriyet. Bu da beşeriyetten ustad gördüğü için onun üstünde. Bu da ilham.
Böyledir. Üstad da öyle diyor. Zaten Kur'an evet. diyor. Hadis diyor. Ve ondan sonra Risale diyor. Evet. Üstad öyle diyor. Kur'an, hadis, sonra Risale. Ve Sungur abinin hiç Allah mekancı netesi vefat etti. Evet. Unutamıyorum. Çok da aradaki o böyle sırt bakışını da unutamıyorum. Tabii de öyle kardeş falan dediğim uşak falan. Kardeş! Hemen pat diye çevirdim. Tamam. Tamam abi. Demek ki yaşayan nurcular olacak ki biz de ders alacağız. Ben de size naklediyorum. Su, hava, burayı okuyayım keseyim. Su, hava ve ziya insanı besliyor, lezzet veriyor. Buradan açıldı su ne yapıyor diye ben de merak etmiştim. Maddi ve manevi bakılırsa marifetullah buranları da ruhun gıdasıymış. Başka bir işaret ise melaikenin marifet nurlarıyla beslenmeleri demek marifet nura sebep ta melaike yanımızda ayrılmasın. Yani meleklerin gıdası zikir, tesbih değil midir? Neydi? Meleklerin gıdası zikir, tesbih, hamd, ibadet, marifet, muhabbet. Meleklerin gıdası bu. Peki biz şu anda Elhamdülillahi Rabbil Alemin zikir buradan başlar. En düşük seviyesi budur. Yani telaffuz etmek, içerisini anlatmak, zikir kalitesi yükseliyor. Yani Kur'an okumak, bilmek sünnettir. İtikat ve ameli bilgileri içerisini yani bilmek farzdır. Ha, demek ki ilim de zikirdir. Tesbihtir. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Bu tefekkürü ilmi, bu ders, sohbet ortamı zikir meclisleridir ki Allah Resulü cennet bahçeleri diyor zikir meclislerine. O zaman biz zikir yaptığımız için zikir de meleklerin gıdası olunca melekler şu anda Zübeyir abinin tabiri burada geçiyor işte. Yani yıkılacak gibi oluyor. Zübeyir abi şöyle demiş. Bu zikirler, bu hakikatler çok az olduğu için Barla'da geçiyor da Barla'yı söyledi. Ben Rüştü abi nakletti ama sonra Barla'da gördüm. Rüştü abi dedim bana. Tabi oraya göre söyledi. Az olduğu için melekler sema ile aşağı inip buraya dinlemek için, zevk almak için öğrenmek değil. Onların gıdası bu. Bina yıkılacak gibi çok var diyor. Bu hava unsurunun oluyor değil mi? Hava unsuru. Hava unsurun ama öteki su unsurunu da meleke. Her zerre mülkeli var. Onun için Barla'da geçiyor. Yani benim Barla'ya getirirsen sema ile yerdeki müekkeleri gıpta eder diyor. Ah, ah yukarıdaki melekler. Senin toprağa diyor. Senin üzerinde o kadar Allah'ı zikretmek, zikreden insan var ki bir iki adam, bir iki nefes Rabbini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Bu hal keşke bende olsa diye sema ehli, zemin ehline gıpta edermiş. Kaçtı sayfa? Buna diyebilene ben bilmediğim için size soruyorum. Bu dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaik imaniyenin istimağından işitilmesinden çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız şimdi ve müstemilerimiz, işiticilerimiz, seyircilerimiz, ders arkadaşlarımız çoktur. Hem mutefekkirane o çeşit sohbet imaniye, zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Farsça, Arapça değil. Esman reşk bu buret bahre zemini kidaret yektu kes yektu nef nefes bahri huda huda bernuşinent. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisen lillah semavat zemine gıpta eder ki zeminde halisen lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, elhamdülillah bir iki değiliz. Bir iki dakika, ne bir iki dakika? Yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelali'nin çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eser-i sanatını birbirine göstererek
sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Bu sırrı yakaladığım için bu manayı ben, sıkıntın mı var kardeşim diyorum, yatak odanda 12 ile, gece 12 ile akşam namazı arasında Asay-ı Musa'yı 10 dakika oku. Asay-ı Musa da 754 şualarda, 756 şualarda. Bütün sihir ve büyüleri iptal eden Asay-ı Musa diyor. İşte bunu evde odada okursun, onun için diyorum. Yani okuyunca ne oluyor? Semavat zemini gıpta. O okunduğu zaman sesli, o manalara uygun melekler var oluyor. O zaman cinler ve şeytanlar kaçışıyor. O zaman rahatlıyorsun. Bak, semavat zemini gıpta eder ki, zemide halisen lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için okuyorsun. Bir iki adam, bir iki nefes, evinde mesela iki kişi, hanımıyla ders yapsan mesela. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Sani Zülcelali'nin çok güzel asarı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eserini, sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. İşte bu dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Ben onları çekmek için sana okutturuyorum. Bunu söyleyince de oluyorum cinci yani. Müslümana çıkış yolu. Asay-ı Musa okutturuyorum, oluyorum cinci. Bu noktada umumu, şahsıma hakaret için yapıyorsanız onu bilmem ama benim şahsımdan Risale-i Nur tanınacak, sevilecek, okunacaktı. Bunlara zarar veriyorsan, buna beni cinci diyorsan, bana cinci bu atfedene iki elim yakasında olsun. Bunun için söylüyorum. Risale okusun, kurtulsun diye. Bunu söylediğim için bana cinci diyorsun vesaire, hiç böyle alakası olmayan iftira yapıyorsun. Tamam. Buradan çıkartıyorum ve senin için yapıyorum. Senin elin iki yakanda olsun. Haşirde, rüzü maşirde Allah'ıma, peygamberime, inandığım Allah'ıma ve peygamberime, ustadıma ve risale şahsı manevisine seni şikayet edeceğimi bil. Ve titre. Titre. Seni tehdit ediyorum Allah ile, tehdit etmiyorum. Şahs-ı maneviye seni şikayet edeceğime söz veriyorum. Bak bil. Niye? Bak buradan çıkarıyorum. Nereden çıkarıyorsun? Bir tanesi bu. Bu dersleri dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişu çok mahlukatı vardır ki hakaik imaniyenin istimandan, bu derslerin seslendirilmesinin duyulmasından çok zevk alırlar onlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileriniz, yani dinleyicileriniz çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye, zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerifi olduğundan işaretimiz demiş. Yani o melekleri çoğaltıyoruz. Ki buna benzemez basit bir şey, koku mesela. Güzel koku. Daha düşük bunlar. İşte ne okuyorsanız o tipte mahlukat oluyor, ruhaniyat. Abi insan zemin oluyor, kafayla dalga çıkıyor. Tabii aynı. Hayatı muzaffer ediyor. Evet. O çıkıyor abi. Ondan işte koku yine çıkıyor. Onlar da o celbedince. Celbediyor. Otomatik zaten. Tabii bunu okuyorsun ya, aferin. Okudukça kafa çalışıyor veya telaffuz ediyorsun ya, kelam. Gıdası oluyor abi onların da işte. He? Gıdası. Onların gıdası oluyor. Mesela eğer kötü bir şey düşünüp seyrediyorsan böyle, buharat-ı muzahrefe. Eğer iyi bir şey yapıyor, buharat-ı aliye oluyor. Da buralar, yani ben işim, gücüm bu kardeşim. Sen ve senin menfaatin için uğraşıyorum. Burada ne alakası var? Bunu oku. Ne için? Hastalığın için oku. Ya ne alakası var, adam sihir büyüden bahsediyor. Öyle diyor işte şu anlarda. Bütün sihir ve büyüleri iptal eden Asay Musa. Abi mecazdır. Mecaz kafana düşsün senin. Şu anlarda diyor. Diyor mu demiyor mu? Cümleyi de okuyayım da. İnanamıyorlar ya. Ben de şüpheleniyorum ya. Allah Allah. Ben de ne yapacağım, ben şaşırdım. Ben mi uyduruyorum diye. Ya ben mi ters okuyorum bu kitabı ya? Bak. İyi ki şey demek. 254 dedim. Yanlış dedim. 744. 746. Bak. Asay-ı Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan, bak bu bir. Asay-ı Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. Sihir ya.
sihirleri iptal eden. Ediyor. Nasıl ediyor? Bana ne soruyorsun? Yazana sor. Ama bana adam gibi sorarsan güzel izah ederim. Ama böyle biraz şey yaparsan etmem ya. Bak Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyeti bunlar. Asay Musa kimin asasıydı? Ne yaptı o asa? Sihirleri iptal. Ha, bu da öyle yapıyormuş. Kaç tane yuttu? Asay Musa tek kitap değil. Bütün küllat okumak demektir. Çünkü bütün küllattan toplamadır. Onun için Asay Musa nasıl ki bütün o farklı yılanı, akrebi bilmem neler hepsi yuttu Asay Musa. Bu Asay Musa da sözlerden aldı, şualardan aldı, lemalardan aldı, Kastamonu'dan aldı vesaire. Bu da aynı diğerlerini cem etti. Cümleyi bitireyim, bir daha buraya dönmek istemiyorum. Melekler niye bu okunduğu zaman var oluyor diye okudum orayı. Maddi ve manevi bakılırsa marifetullah buranları da ruhun gıdası başka bir işaret ise melaikenin marifet nurlarıyla beslenmeleri demek marifet nura sebep ta melaike yanımızdan ayrılmasın. Erva habisi ile mücadele de ihtiyacımız marifetullah'tır. Erva habisi ile cinlere karşı, psikoloji sıkıntına karşı ne var işte paniktir, paranoyaktır, şizofrenidir, ne manyaklığımız varsa hepsinin çaresi marifetullah'tır. Ne? Süleyman ve İsa aleyhisselam hava usulü. Evet ama marifetullah tek değil. Oo. Su, hava, toprak. Vay üç tane ya marifetullah'ın içi neydi? Hava, su, nur. Hava, su ve nur. Hani daha önceki derste de konuşmuştuk. Su kim isim geliyor? Hazreti Musa ile Hazreti Nuh. Hazreti Su mesela Nuh Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam. Vücudun %76 su olduğu, su unsuru. Su unsuru ne anlıyorsanız? Kan, cinsellik suları. Su unsuru. İşte oruç bu tarafa darbe vuruyor. Marifetullah kazanmak için. Su unsuruna mukayyet. Hava kimdi? Süleyman ve İsa Aleyhisselam. Süleyman, İsa Aleyhisselam. Nur unsuru kimdi? İbrahim vardı. İbrahim ve o zaman Davut Aleyhisselam abi. Davut ne yapmıştı? Demir ateşi abi. He? Demir eritti. Evet eritti Davut. Davut Aleyhisselam'a daha demir eritti. Evet dağ ve demiri. Süleyman Aleyhisselam, İnse cinni, Muhammed Aleyhisselam'a şemse kameri musakhar kıldığın gibi insanın akıllarına ve kalplerine resalını musakhar yap. Kalpleri de şey abi. Evet ya Allah. Vay be. O zaman adeta su unsuru musallaşmak, nuhlaşmak değil mi? Hava unsuru İsa ve Süleyman. Süleyman'ı bir meşrep oluyor. Yani üçünü cem eden adam marifetullah'tır. O zaman son cümlemiz olsun. Marifetullah'ta terakki eden, bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Marifet ehli. Hicret eden. Hicret edendir aynı zamanda. Çok hoş değil mi külliyat? Çok acayip. Peki. Şu kadar gittik. Oku görüyor musunuz? Sabotaj yaptık. Bak şuradan şuraya kadar. Lan yarın buradan başlayacağım şuradan. Bunun açılımını yaptık. Ne yaptık peki? Marifetullah'ın şerhini yaptık. İzahını yaptık. Budur. Şerh ve izah böyledir. Yani oradan aldık. Ve arı gibi bal yaptık sonra. Tamam? Şerh ve izah budur. Nerede anlatıyor? Kastamonu 56. Bütün sayfalar Envar'a göredir. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.